Selamun Aleyküm hocam, babam dünyadayken mal varlığını oğullarına paylaşmıyor, şu an sizi izliyor, Babamla ne dersiniz? Hocam demiş, babam dünyadayken diyor mal varlığı diyor, oğullarına ne yapmıyor? Paylaşmıyor. Yani bir baba dünyadayken, üzerinde duruyorum, bir baba dünyadayken mallarını evlatlarına paylaştırmak zorunda değil üzerinde duruyorum. Mallarını bir baba dünyadaki evlatlarına paylaştırmak zorunda değil. Ama hocam bu konuda ne dersiniz desem bana o konu değişik. Ama onu onu söylerim. O bir başka görüş. Ama bu söyleyeceğim fetva olarak soruyorsan sen bana ki fetva olarak soruyorsun. Bir baba evlatlarına mallarını paylaştırmak mecburiyetinde değil. Ama Unutma ki o babaya da söylüyorum. Unutma ki eğer sen dünyadayken, hayattayken güzel bir şekilde paylaşım yapmadığın takdirde unutma ki üzerinde duruyorum. Senden sonra o evlatlar birbirine düşüyor. Dünya kuralı olmuş artık. Etrafında bakıyorsun. Etrafında mal paylaşımı ile alakalı bir baba ile alakalı söylüyorum. Mal paylaşımı ile alakalı ciddi bir şekilde kardeşler arasında kavga var mı? Kavga var mı? Bir bak bakalım. Hatta kıymetli abim sen malını paylaştırmayan kıymetli abim sen baban miras bıraktığında kardeşler arasında nasıl durumun? O yüzden dolayı dünyadayken gerçekten adilane bir şekilde eğer olayı ne yaparsan yönlendirirsen bana göre malındaki en azından hak hukuk konusunda senden sonra hesap çekme konusunda bak kendinden sonra mahşet çünkü hesap çekme konusunda hiç olmazsa ne yaparsın? en azından hesabın hafiflemiş olur kurtulmuş olur. Niye? Ya Rab bir dersin. Ben malları paylaştırdım. Malımla gelmedim ya Rab dersin. Bak et paylaştırdım üstüne. Amma ve lakin tabii evlatlara da söz söylüyorum bir dakika. Güzel insan, kıymetli insan. Bir baba evladına malı niye paylaşılmaz? Hocam diyor bu malı buna versem diyor. Yer bitirir. Bir tane bir şey kalmaz hocam diyor. E o zaman da ne yapsın baba? O diyor malı diyor. Bana niye, benden ne istiyor diyor. Yiyecek. Yiyecek. zevk sefa yapacak. İstediğin gibi Kafasına göre kullanacak. Ondan sonra perişan edecek kendisini. Etrafını. Ondan dolayı da vermeyebilir. Onu da bilmek lazım. Ama tabii tekrar ediyorum. Bu da önemli bir konuydu yani. Evet.